Ben de bilgisayar mühendisliği biraz kendim o zaman. Boğaziçi bilgisayar mühendisliğinden mezunum. Yüksek lisansımı da orada yaptım. Sonra bir ara vererek bir yıl falan ara vererek yeniden doktoraya başladım. 2010'da başladım ama hala devam ediyor. Yani 3-4 aya mezun olmayı umuyorum. Artık her şeyim bitti. Makalelerimi yayınlatıyorum ve tezimi sunacağım. Yani 10 yıl falan sürdü. Ama bayağı da üretim olduğum bir şey oldu. Yaptığım şeyler gerçekten sadece hani diplomayı almak için değil de güzel üretken sonuçlara ulaşabildiğimi düşünüyorum. Buna yol açan şey de bir noktadan sonra çalışmak zorunda kalmam oldu. 2015'ten beri ilk önce Huawei'de çalıştım. Huawei'nin burada bir Ar-Ge merkezi var. Orada 2-2,5 sene çalıştım. Şimdi de sahibinden.com'da çalışıyorum. Sahibinden.com'daki Ar-Ge merkezindeyim. O Ar-Ge merkezinde de kabaca aslında şey yapıyoruz. İşte şirketin ihtiyaç duyabileceği hem doğal dil işleme hem de bilgisayarlı görü sistemleri kullanarak ne bileyim deneyimi iyileştirmek için işler yapıyoruz diyelim. Çok basit modellerden çok karmaşık modellere kadar bir şeyimiz var. Yelpazede bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama genelde tabii basitleri tercih etmeye çalışıyoruz. Çünkü bunların ne kadar kullanacağı belli olmuyor. Ve kolay basit eski yöntemlerle çözebildiğim şeyleri sırf artistik olsun diye çok kompleks şeylerle çözmüyoruz. Böyle bir çalışma tarzı içinde olan birisiyim. Nasıl diyeyim? Başka anlatabileceğim bir şeyler var mı? Açık kaynak kodlu geliştirmeyi seviyorum. Çok uzun zamandır beri yapıyorum. Ya, doktoramda yaptığım şeyleri de GitHub'da görebilirsiniz. GitHub'da genelde hepsi açıktır. Herkese de bunu öneririm. Çünkü açıkta olmaktan korkmamalısın. Orada çok güzel şeyler oluşabiliyor. Bağlantılar oluşturabiliyor çünkü. Bir de başkalarının koduna bakıp kodlarını bakma, anlama yetisi kazandırıyor. İnsanlar da buraya bakıp şöyle derler diye daha iyi bir disiplinli bir şekilde yazmaya da başlıyorsunuz. En azından benim için öyle oldu. Öyle. Onu da öyle söylemiş oldum.